Bileklik nerede dedi. Ne bilekliği dedi Seher de bana. Ben de sana verdiğim bileklik. Nerede, yanında mı dedim. O da bileğimde dedi. Çıkart onu. Hemen bir beze sar gel. Buraya gel. Sana adresi veriyorum dedim. Sonra adresi verdik. Aradan zaman geçtikten sonra Seher de geldi. Hoca onu da okumaya başladı. Sonra bilekliği alıp hocaya verdik. Ondan sonra bize 3 gün sonra gelin. Bazı işlemler yapmam lazım dedi. Biz de çıktık evden. Hocanın verdiği nuska biraz beni rahatlatmıştı. Sonrasında da tekrar dükkana gittik beraber. Ben Seher'e sen git dedim. Ben geleceğim. Seher ise korkuyorum. Beraber gidelim ne olursun dükkana dedi. Ondan sonra ben de iyi o zaman gel beraber Ersinler'in dükkanına gidelim. Ona bakalım dedim. Dükkana bir gittik ki Yasemin oradaydı. Şok oldum. Ve karşılıklı oturmuş sohbet ediyorlardı. Hayırdır Yasemin? Yani burada ne işin var diye sorduğumda Yasemin'i işe aldım dedi. Nasıl yani? Yasemin de benim yüzüme bakarak sana demiştim dünya küçük değil mi Nerimancığım dedi. Ben de Ersin seninle bir konuşabilir miyiz dedim. Sonra dışarıya çıktık. Hayırdır? Ne oldu? Değişen nedir? Bu kızı tekrar buraya neden aldın? Rahatsız olduğumu da biliyordun. En son bize neler yaptı? Gözünün önünde kahve tepsisini yere bıraktı. Yani şu anda bir de onu işe almış, karşılıklı sohbet mi ediyorsunuz? Beni bir an aramak hiç aklına gelmedi mi dedim. Oysa bana işlerim var, yoğunum dedi. Hayır, hiç de yoğun değilsin. Kızla muhabbet ediyorsun ya. Beni bir aramak zor muydu? Biz nişanlıyız, hatırlatırım sana dedim. Demez olaydın. Bir anda bana eh be nişanlıysak esirinde değilim herhalde. Yemişim nişanlılığını. Al be istemiyorum artık dedi. Yüzüğü parmağından çıkartıp elime verdi. Yani ben bu hareketin karşısında şok olmuştum. Ağlaya ağlaya dükkana geldik. Seher beni ne kadar teselli etse de ben avazım çıktığı kadar ağlıyordum. Seher bana, kızım ben sana söyledim. Bu bize büyü yaptı. Pislik, boş ver. Belki senin için hayırlı olanı buydu dedi. Ben ki çok gururluyumdur. Ailem duymadan tekrar gittim. Ahmet, Ersin nerede dedim çalışan elemanına. Ahmet de Ersin abi ofiste dedi. Ya bir düşünsenize Gizem Hanım. Aynen filmlerdeki gibi. Hani o dizilerde filmler olur ya hayattan bir parça inanın ki. Ofisin yan tarafı yani arka tarafı buz camlıydı. Orada içeride kimin olup olmadığı görünüyordu. Ben de kapıdan değil de içeride biri var mı diye arka taraftan dolandım. Buzlu camdan bakarken içeride Yasemin'in olduğunu gördüm. Dizine başını koymuş, elinde de bir dergiden bir şeyler gösteriyordu Ersin'e. Dayanamadım. Hemen hızlı yürüyerek kapı bölümüne girip kapıyı açtım. Hiç rahatsız bile olmadı terbiyesizler. Tam tersi memnunlardı bile. Pis pis bana gülüyorlardı. Yasemin'in o bakışı, o gülüşünü hiç unutmam. Ersin biraz bozulmuştu. Allah sizin belanızı versin. Sen ne adi adammışsın ya. Sen. Hele sen Yasemin. Sana laf söylemeye bile değmezmiş. Lanet olsun dedim çıktım. Ama dünya başıma yıkılmıştı. 3 gün sonra tekrar hocaya gittik. Hoca bana yaşadıklarımı baştan sonuna kadar anlattı. Yasemin bana çok tehlikeli bir büyü yapmış. Hoca da bana bu tehlikeli bir büyü. Bozmak çok zor dedi. Bana dualar verdi. Bunları oku dedi. Ve nuska verdi. Ersin'i sordum. Yani bana dönmeyecek mi dedim. Bak kızım. Size yapılan o leş hayvanların etini yedirmiş. O çocuk da istese de sana dönemez. Artık olamazsınız birlikte dedi. O kız da bunun cezasını çekecek. Evladından çekecek hem de dedi. Aradan zaman geçti. Yasemin'le Ersin evlendi.
Çok geçmedi duyduk ki oğlu olmuş. Ama kimsenin ahı kimsede kalmaz Gizem Hanım. Hocanın anlattığına göre bana özellikle büyüğü yani o hayvanların o leşlerin etini yedirmek için o çarşaflı kadın gelmiş. Özellikle o sarmanın içerisine koymuşlar. Onu yedikten sonra zaten her şey değişti, kabuslarım başlamıştı. Ayrıyetten de saçımı okşadığında saçımdan da birkaç tel almış. Ondan da saç büyüsü yapmışlar. Allah, Allah ıslah etsin, ne diyeyim. Çok geçmedi, dediğim gibi çocukların olduğunu duyduk. Bir oğlu olmuş. Ben de artık orada çalışamazdım. Çıktım. Üç durak var yok. Orada bir iş buldum. Kaç sene geçti aradan bilmiyorum ama bir gün yolda karşılaştık Yasemin'le. Yanında Ersin de vardı. Çocukların akli dengesi yoktu. Yani rahatsızdı belli ki. İşte böyle Gizem Hanım. Kimsenin ahı kimsede kalmaz diyorum ya. Benim hayatımı mahvetmişti. Sevdiğim erkeği elimden almıştı. Ama o da bedbaht oldu. Ondan sonra da kimseyi sevemedim. Hala çalışıyorum ama hiç mutlu değilim. Hoca bana elinden geleni yapmıştı. Verdiği duaları her gece zikrediyorum. Ama dediği gibi oldu. Ersin bana hiçbir zaman dönmedi. Ama belliydi ki mutlu değillerdi. İnsanın evladı gözünün önünde hasta olunca insan ne kadar huzurlu ve mutlu olabilir ki? Diyorum ya, kimsenin ahı kimseye kalmaz. Edilen iftiralar, yalanlar gün gelir ayağına dolanır. Hatta kendisinden çıkmıyorsa bile evladından muhakkak çıkar. O yüzden kimsenin günahını almamak lazım. Cenab-ı Allah, ayıpladığın şeyi yaşatmadan insanın canını almaz. Benim başımdan geçenler de bunlar Gizem Hanım. Seslendirirseniz çok mutlu olurum. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Başarılarınızın da devamını diliyorum. O kadar çok hikaye dinledim ki sizin kanalınızda. Ondan sonra karar verdim zaten direkt size bu hikayeyi göndermeye. Kendi yaşadığım hikayem yani. Benim gibi büyü yapılmış onca insanlar varmış demek ki. Bu büyü yapan insanların inşallah iki yakası bir araya gelmez. Hatta Gizem Hanım, büyü yaptırmanın ne kadar büyük bir günah olduğunu bilseler belki de kimse büyü yaptırmazdı. Kur'an-ı Kerim'de bile çeşitli peygamberlerin sihirbazlıkta itham edildikleri, vahyin bir sihir, peygamberlerin de sihirbaz olmadığı, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen vahyin bir gerçek olduğunu, sihirbazların yalancı ve düzenbaz olduklarını bildirmiştir. Hadislerde bile sihir yapma 7 büyük günah arasında sayılmıştır. Çünkü büyü de Allah-u Teala'nın irade ve gücü üstünde işler başarabilme iddiası vardır. Bu yüzden İslam büyü yapma ve yaptırmayı yasaklamış ve onu büyük günahlar arasına almıştır. Hatta büyü yapılmış kimselerin bunun etkisinden kurtulmak için bu işi meslek edinmiş kimselere başvurmaları sakıncalı olur. Nitekim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de Yahudiler tarafından büyü yapılmış ve Kur'an'ın son iki suresi bir çeşit büyü etkisini yok etmek için inmiştir. Hatta iki sürenin anlamı da, meali de ki, ben sabahın Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğünde gecenin şerrinden, düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden, kıskandığında kıskanç kişinin şerrinden, de ki sığınırım ben insanların Rabbine, insanların melikine, insanların ilahına, o sinsi vesvecinin şerrinden, ki o insanların göğüslerine vesvese verendir. O şeytan gerek cinlerden, gerek insanlardan olsun, Kur'an'ın muavizeteyn, iki koruyucu adını alan bu son iki sürenin inme sebebi çoğunluk bilginlere göre, Medine'de Yahudi Lebit İbni Asım'ın Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yaptığı büyü
kıssasıdır. Olay şöyledir Gizem Hanım. Allah'ın elçisi birkaç gün rahatsız olunca iki melek gelerek büyüğü haber vermişti. Hazreti Peygamber Efendimiz birkaç sahabe ile birlikte Zervan kuyusuna gitmiş, kuyunun kapak taşının altında erkek hurma çiçeği, Hazreti Peygamber'in tarağı ve başının tarantısı çıkmıştır. Bir de mumdan bir surete batırılmış iğneler ve 11 tane düğümü olan ipler bulunmuştu. Bu sırada Cebrail aleyhisselam muavizeteyn sürelerini getirmiş ve her ayet okudukça bir düğümün çözülmesini bildirmişti. Düğümler çözülüp iğneler çıkarılırken acı duyan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sonunda kendi ifadesiyle diz bağından çözülmüş gibi kalkmıştı. Hatta Gizem Hanım, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. İnsanı helaka sürükleyen yedi şeyden sakınınız. Ya Resulallah, bu yedi şey nedir diye sordu sahabiler. Resul-i Ekrem şöyle buyurdu. Allah'a şirk koşmak, sihir ve büyü yapmak, haklı olarak öldürülen müstesna, Allah'ın öldürülmesi haram kıldığı bir insanı öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, düşmana hücum sırasında harpten kaçmak, evli olup hiçbir şeyden haberi olmayan namusuna düşkün Müslüman kadınlara zina isnat etmek çok büyük günahlar arasındadır. Hatta siz de bilirsiniz, Süleyman aleyhisselam Efendimiz'i bile büyücülükle itham etmişlerdi. Ayette de şöyle der. Oysa Süleyman asla inkara sapmamış ama şeytanlar kafir olmuşlardı. Onlar insanlara sihri ve Babil'deki iki meleğe Harut'a ve Marut'a indirilenleri öğretiyorlardı. Oysa o ikisi biz yalnızca bir fitneyiz, imtihan vesilesiyiz. Sakın inkar etme, bu elime küfre ve kötülüğe yönelme demedikçe hiç kimseye bir şey öğretmiyorlardı. Fakat bazı fasıklar onlardan erkeklerle karısının arasını açan şeyi haram tılsımları öğreniyorlardı. Oysa onunla Allah'ın izni olmadıkça hiç kimseye zarar ulaştıramazlardı. Buna rağmen kendilerini de zarara uğratacak ve yarar sağlamayacak şeyi öğreniyorlardı. Andolsun onlar bunu büyücülük sırlarını satın alanın ahiretten hiçbir payı olmadığını biliyorlardı. Karşılığında ise kendi nefislerini ve ahiret güzelliklerini sattıkları şeyin ne kötü olduğunu bir bilselerdi, böyle davranmayacaklardı. Gizem Hanım, hocanın bana anlattığına göre ilk insanlara öğreten Harut ve Marut'tur. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 102. ayetinde adlan zikredilen iki kişi, yani Harut ve Marut hakkında ne biliyoruz ki? İnanın ki ben de hiçbir şey bilmiyordum. Allah razı olsun. Hocanın sayesinde çok şey öğrendim. Kur'an-ı Kerim'de ayrıntısıyla tanıtılmadığı için Harut ile Marut hakkında kesin ve net bilgilerden yoksunuz. Bu konuda birbirini tutmayan çeşitli rivayetler, hikayeler, yorumlar vardır. Ancak Hazreti Süleyman döneminde Babil'de yaşayan ve insanları sihir öğreten iki kişi oldukları konusunda İslam alimlerinin çoğunluğu görüş birliğindedir. Harut ve Marut'un kimler olduğu konusunda ortaya çıkan ihtilafın çeşitli nedenleri vardır. Birincisi bu iki kişinin insan mı, melek mi yoksa şeytan mı olduğu tartışmalı bir yöndür. Bu noktada ise dört ayrı görüş ileri sürülmektedir Gizem Hanım. Cebrail ile Mikail'dir, iki kabiledir. Cebrail ve Mikail dışında iki melektir, iki insandır. Bu konuda ayrıntıya girmeden önce, Kur'an-ı Kerim'de söz konusu ayete baktığımızda, Bakara suresinin geniş bir bölümünde Yahudilerden söz eden ayetler, onların ne kadar inatçı bir kavim olduğunu, hak ve söz karşısında kalplerin ne derece katılaştığını anlattıktan sonra, 102. ayetinde onların Hazreti Süleyman dönemine değiniyor. Ve onlar şeytanların Süleyman'ın mülkü aleyhine uydurdukları şeylerin ardına düştüler. Halbuki Süleyman asla küfretmedi. Sadece şeytanlar küfrettiler. Onlar insanlara sihri ve Babil'deki iki meleğe indirilenleri öğretiyorlardı.
Bu iki melek ise biz ancak fitneyi sakın küfretme demedikçe kimseye sihir namına bir şey öğretmezlerdi. Biraz önce de bunu açıklamıştım. Onlardan koca ile karısının ayıracak şeyler öğrendiler. Halbuki bunlar Allah'ın izni olmadıkça o sihirle kimseye zarar verici değillerdi. Onlarsa kendilerine zarar verip fayda vermeyen şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun ki onlar sihri satın alan kimse için ahirette hiçbir nasibi olmayacağını biliyorlardı. Ne fena bir şey karşılaştığında nefislerini sattılar. Diyorum ya, şayet bilmiş olsalardı, konu Yahudiler ya da Hazreti Süleyman olmamasına rağmen dönemin genel durumunu bilinmeden Harut ve Marut'tan tam manasıyla anlaşılmaz. Hazreti Süleyman öyle bir yetkiyle donatılmıştı ki Allah tarafından sadece insanlar değil, bütün hayvanlar, bütün ve cinleri de egemenliği altına almış ve güçlü bir hükümdarlık elde etmişti. Allah'ın ona verdiği bu üstünlük sebebiyle ona karşı olanlar, Süleyman'ın sihir yaptığı, işlerini sihirle yürüttüğü lafını ortaya attılar. Ayrıca toplumda sihirbazlar türedi ve sihir ilimleri gelişti. Sihirbazlar daha önce bilinmeyen şeyleri ortaya çıkarttılar ve peygamberlik iddiasında bulundular. Hazreti Süleyman'a verilen gücün mucize olduğunu anlamayıp bunu sihirle açıklayan topluma Allah sihirle mucizenin aynı şey olmadığını göstermek için kendilerini sihiri öğretmek üzere Harut ve Marut görevlendirildi. Harut ile Marut'un kimliği ayette onlardan melekeyn şeklinde bahsedilmektedir. Kelimenin Arapça telaffuzu melekeyn, iki melek şeklindeki, okuyanlara göre Harut ile Marut iki melektir. Bazı alimlerin görüşüne uyarak kelime melekeyn şeklinde okunursa o takdirde iki padişah veya yetkili iki kişi anlamı çıkar. Ayetin okunuşunda meşhur olan kıraat melekeyn şeklindedir. Ve onların iki melek olduğu konusundaki görüş daha kızıl etkidir. Kelimeyi melekeyn olarak anlayanlar ise kendilerine göre delil getirmektedirler. Onlara göre sihir küfür olarak tanımlandığına göre meleklerin sihir öğretmesi mümkün değildir. Bir diğer görüş ise Allah'ın melekleri yeryüzüne insan suretinde indirdiği, buna göre Harut ile Marut melek dahi olmuş olsalar, onların insan şeklinde yaşayıp sihir öğretmeleri gerekmektedir. Onlarla ilişkin içinde olan insanlar da onlara birer melek değil insan olarak yaklaşmalıdırlar. Bu durumda da onların melek olduklarını söylemeye gerek yoktur. Bu iki görüşün ilki, yani onların melek olduğu, şu nedenlerden dolayı daha kuvvetli görüştür. Ayetin okunuşunda meşhur kıraat melektendir. Diğer yönden Allah melekleri insan şeklinde indirir. Nitekim Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e Dihyetül Kelbi radıyallahu anh'ın görününde insan şeklinde gelirdi. Sihrin küfür olduğu bu nedenle de meleklerin sihirle uğraşamayacaklarına gelince, sihirle uğraşan ve bu kötü, yani bunu kötüye kullanan topluma kötüye kullanılmayan sihri öğretmek üzere iki melek görevlendirilmiştir. Diğer yönden sihirlerle, yani sihirle insanları yoldan çıkarmaya çalışan sihirbazlara karşı onları korumak için sihirbazların kendi yöntemleriyle karşı çıkabilsinler diye sihir öğreten iki melek gönderildi. Bunlar varsayımdır tabi, ancak meleklerin sihirle uğraşmalarının küfür olmadığını izah içindir. Çünkü sihrin zararından sakınmak için sihir öğrenmek ve öğretmek küfür değildir. Harut ile Marut sihir öğrenmek için kendilerine gelenlere biz ancak bir imtihan vesilesiyiz, fitneyiz, sakın küfretme demedikçe hiçbir kimseye sihir öğretmiyorlardı. Bu noktada iki görüş var. Birincisi, ayeti doğrudan doğruya anlayanlara göre melekler insanlara küfretmemeleri şartıyla sihir öğretiyorlardı. Buna karşı çıkanlar ise o iki meleğe indirilen şey sihir değil, şeriat, din ve hayra davettir demektedir. Onlar hiç kimseye bunu öğretmiyorlar, aksine en şiddetli biçimde insanları bundan nehyediyorlardı. Diğer bir nokta ise, onlardan karı koca ile arasını ayıracak şeyler öğrendiler cümlesinin yorumu, yani cümlesi yorumda da farklılıklar var. Bir kısım İslam alimine göre ise ayetteki karı ile kocayı ayıran şey sihiri öğrenmek ve yapmaktır. Karı kocadan herhangi biri sihire bulaştığı anda kafir olacağı için nikah kendiliğinden düşer.
Yani buradaki ayrılık hukuki bir durumdur ve dinen zorunludur. Diğer görüşe göre ise bu ayırma karı koca arasındaki sevgiyi yok edecek türde bir sihir çeşididir. O kişiler sihiri kötü yönde kullanarak toplumda bozgunculuk çıkardılar. Hatta bunda o derece ileri gittiler ki karı kocayı birbirinden ayıracak yollar geliştirdiler. Bu konuda daha başka efsane ve İsrailiyat türünden görüşler de vardır. Tefsir kitaplarında da yani tefsir kitaplarına kadar da girmiştir Gizem Hanım. Ancak burada onlara değinmek ve saf İslam düşüncelerini bulandırmaktan başka bir işe yaramayacağı için anlamsızdır. Değişik görüşleri inceledikten sonra inanın ki kuvvetli olan görüş doğrultusunda konuyu özetlemek gerekirse şunları söyleyebilirim. Harut ve Marut Hazreti Süleyman döneminde Babil'de insan şeklinde ortaya çıkan insanları küfrü düşmemeleri, kötülük için kullanmamaları şartıyla insanları sihri öğreten, insanların bu yola imtihan olmalarına vesile olan iki melektir. Sihir ilmini kötülük ve küfür yolunda kullanan fasık insanlar ve şeytanların aksine Harut ve Marut insanlardan onu kötülükte kullanmamaları konusunda söz alıyor. Sonra öğretiyorlardı. Allah kadını Zühre yıldızının üstüne koymuş ve Harut ile Marut'u da Babil'de bir yerde baş aşağı kıyamete kadar duracakları cezasını vermiş. Bunları neden anlattım bilmiyorum ama büyünün ne kadar günah olduğunu anlatmaya çalışıyorum Gizem Hanım. Benim başıma böyle bir musibet geldi. Hem sevdiğimden oldum. Hem de bütün hayatım mahvoldu diyebilirim. Gerçi diyeceksiniz ki hayat bundan ibaret miydi? Yani hayat ersinden ibaret değildi tabii ki ama bir büyü benim bütün psikolojimi mahvetti. O yüzden büyü yapan kişilerin yatacak yeri yok. Bunu bilsinler. Bazen konuşmalarda şuna şahit oluyorum. İşte eskiden beri Harut ve Marut zamanından beri, Hazreti Süleyman Efendimiz zamanından beri büyü varmış, büyü yapılıyormuş diyorlar ya. O yüzden bu açıklamayı yapmak istedim. Bizler melek değiliz. Bizler insanız. Günah işler, şaşar beşeriz. Ama sonunda Rabbimize ellerimizi açar, tevekkül eder, tövbe ederiz. Melekler nuranidir, günah işleyemezler. Ama insanoğlu çiğ süt emmiştir. Günah işler. Ama tövbe edip kırdığımız insanlardan özür dilememiz gerekir. Bir hayatı mahvetmek bu kadar basit olmamalı. Ahiretinizi yakıyorsunuz ey insanoğlu, hiç farkında değil misiniz? Konuyu çok uzattım belki Gizem Hanım. Ne bileyim, söylemek istedim. Allah'a emanet olun tekrar. Çok teşekkür ediyorum. Seslendirirseniz inanın ki çok mutlu olurum. Sabırsızlıkla bekleyeceğim. Selametle.